Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi biz bugün son olarak sözcükte yapı ve ekler konusu malum biliyorsunuz bizim en sıkıntılı konumuzdu orada işte e, biliyorsunuz işte kelimenin ekidir, köküdür bilmem nesidir işte en köke kadar ineceğiz sonra aldığı ek ne onları yazacağız vesaire. bu biliyorsunuz en bizim e, ıncıklı gıncıklı sıkıntılı konumuzdu e, o yüzden bununla ilgili son kez bir kelime analizi zaten bunu ilk defa yapıyoruz ama kelime analizi yapacağız bir paragraf üzerinden şimdi bu paragraflarda geçen kaç tane kelime varsa hem köküne bakacağız onun kökü isim mi fiil mi hangi yerden geliyor filan hani nereden bağlantısı var diye. Onun haricinde de aldığı ekleri analiz edeceğiz. Yani yapım eki ise hangi yapım eki, çekim eki ise hangi çekim eki, nereden nereye gelmiş gövde durumuna filan yani kısacası ben bir paragrafta geçen bütün kelimeleri her şeyine göre analiz edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde size 3 tane paragraf hazırladım. Size tavsiyem şu videoyu açmadan önce video izlemeden önce siz de aynı şekilde pdf olarak bunları bir indirin arkadaşlar. Kelimelerin sadece köklerini analiz etseniz benim için o bile yeterli. Mesela işte en basit paragrafta geçen kelimeler değil mi mesela ben böyle bir şey verdim paragraf kelime işte paragrafta kelimesinin kökü ne olabilir paragraf falan gibi mesela ha tamam bence bunun kökü bu işte geçen kelimesinin bence kökü geçmek falan bu şekilde kendiniz bir bulmaya çalışın sonra geçen kelimelerin hangisinin nerelerden geldiğini bir de benimle birlikte takip edin yani aa işte bak ben bunu atıyorum işte ee, işte gövdenin kökü atıyorum ben göv sanmıştım ki değil bu arada ama meğer kök halindeymiş ya da ince lenecek kelimesinin kökünü ben incelenmek sanıyordum ama ince inceymiş mesela gibi. O şekilde bulduğunuzda sizin için daha kıymetli olacak arkadaşlar. Zaten çok da bir şey yok. Yani kendiniz bir deneyin istiyorum. Dedim, başlayalım o zaman biz. Çok da uzatmaya gerek yok herhalde. Şimdi şuradan hemen renkli kalemlerimizi ayarlayalım iki tane. Baya bayağı uğraşacağız çünkü. Evet, hazırız Şimdi arkadaşlar başlıyorum çöllerde kelimesi. Şimdi bakın bunun en kökü çöl. Çöl bir isim. Yani demek ki bu bir isim kökmüş benim için. Tamam. Daha sonra gelen eklere bakıyorum. Çölden çöller olmuş. Arkadaşlar bu bir yapım eki değil değil mi? Yani aldığı ekle sonuçta bir türeme yapamamış. Bu neydi lerler eki bizim için? Çoğul ekiydi arkadaşlar. Değil mi? Yazdım. Son olarak da d'da bizim ied'den hal eklerimiz vardı arkadaşlar unutmamamız gereken. O zaman bu da bizim hal ekimiz. Demek ki bu kelime kök durumunda arkadaşlar. Herhangi bir yapım eki almamış. Devam ediyorum. Devamlı kelimesinin kökü devamdan gelir. Arkadaşlar devam bir isim köktür. Daha sonra aldığı lili ekiden devamdan devamlı haline gelmiştir. Yani bu isimden isim yapan bir ek yani bir yapım eki. Haliyle burası ne oluyor o zaman arkadaşlar? Otomatikman gövdeye dönüşüyor. Ee, devam edelim. Kuraklık arkadaşlar. Ee, şöyle kurudan kurak şeklinde. Burada bir ünlü düşmesi de var arkadaşlar. Yani bunun kökü aslında şuraya doğru geliyor. Bu bir isim kök. Kuru kurumak gerçi bir ortak köktür. Ak ekini almış bu bir yapım eki. Kurumaktan kurak şeklinde. Kurumaktan kurak diyelim. Yani e, fiilden isim yapan ek. Kuraktan da kuraklık. Yani aynı zamanda isimden isim yapan eke getirmiş arkadaşlar. O zaman ne oluyor? İki tane yapım eki aldığı için ben buna şuraya gövde, şuraya da gövdeden türeme diyorum değil mi? Çünkü iki yapım eki alması gövdeden türemesi demek arkadaşlar. Ve zaten bizim bir bağlacımız. E, Ali ile basit durumda onu geçiyorum. Soğuklar kelimesi arkadaşlar. Bakın bunun kökü soğumaktan gelir soğumaktan soğuk olmuştur. Yani bu bir fiil kök. Soğumaktan soğuk yani fiilden isim yapan ek şurası. Lerlar de benim düz çoğul ekim zaten. Haliyle burası neye dönüştü gene? Gene gövdeye dönüştü. Devam. Olduğundan dığından. Arkadaşlar birincisi bunun kökü zaten olmak. Yani şurası bir fiil kök. Tamam. Dığından dinden benim Zarf fiil ekindi arkadaşlar. Burası zarf fiil eki. E aynı zamanda tüm fiilimsiler yapım ekiydi. Fiilimsektir yapım ekiydi. Yani burası o zaman kocaman bir gövdeye dönüşüyor. Değil mi arkadaşlar? Dedik. Bakın şimdi hep unutulan bir şey söylüyorum. Bitmekten bitki bu bitmek, bitmek, tükenmek anlamında değil. Bu şekilde hani yerden bitmek deriz ya arkadaşlar. Yerden bitti, türedi şeklinde. O anlamda kullanılıyor. Bitmek yani bu bir fiil kök. Haliyle aldığı ki bu ekin orijinali gıgidir. Sertleşme yaşanmış. Burada bakın biraz ses bilgisi de anlatmış oluyorum. Bitmekten bitki dediğimde burası bir gövdedir arkadaşlar. Kök değildir. Dikkat edin lütfen. Sonra Örtüsü ne? Şimdi bunu böyle kötü yerden ayırmışız ama yapacak bir şey yok. Bakın bunun kökü örtmek. Şöyle ayırayım tamam mı? Örtmek bir fiil. Fiil kök. Örtmekten ne olmuş? Örtü olmuş. Şuradaki ı ile. Bu haliyle fiilden isim yapan ek arkadaşlar. Sonra şuradaki s'miz bizim kaynaştırma. Örtüsü ne derken? Onun örtüsü. Ne örtüsü? Bitki örtüsü bakın. Şuradaki haliyle bir iyilik ki, Onu karıştırmayacaktık. I iyi belirtme ne yine bizim bir kaynaştırmamız. E A da I e, D gelen bir halekimiz arkadaşlar dedik. Devam. Az zaten çok bariz kök durumunda değil mi? A'dan gelecek hali yok. Onu artık yazmıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Rastlanmak kelimesinin kökü rasttan geliyor. Rast hani rastgele rastladım işte filan falan. falan. <laughs> yani bu bir isim kök. Sonra İsim kökten rasttan rastlamak olmuş. Yani bu isimden fiil yapan ek. Rastlamaktan rastlanmak olmuş. Yani fiilden fiil yapan ek en sondaki ır ir eki şuradaki rastlanır geniş zaman her zaman rastlanır anlamında geniş zaman kip eki yani çekim eki o zaman bu ne oldu arkadaşlar şurası komple iki yapım eki aldığı için gövde gövdeye dönüştü yani şurası kökken şurası artık bir gövde durumunda yağmurun kökü yağmaktan gelir zaten arkadaşlar değil mi bu artık en çok bildiğimiz şeylerden biri bu bir isim kök yağma pardon fiil kök yağmak Yağmaktan yağmur, e, fiilden isim yapan eki almış ve şurası komple bir gövdeye dönüşmüş. Yağdığı, arkadaşlar yağmak zaten demiştik fiil kök, dık dik şuradaki ek. Bakın şuradaki dık dik yumuşama olmuş aynı zamanda bir sıfat fiil ekizir. anas mezar dikecekmiş. Yani bu bir fiilimsi eki. Ve ne dedik biraz önce de tüm fiilimse ekleri yapım ekidir. Haliyle bu bir arkadaşlar yağmaktan yağdık dik, yani fiilden isim yapan ek oluyor aynı zamanda. Aynı zamanda da bir sıfat fiil eki yazayım onda. Ee, yağmur yağdığı zaman hızlı yağdığı şuradaki ı i de bizim hal ekimiz. Arkadaşlar zaman Arapça köklü bir kelimedir. Yani zaten kök durumundadır. Zamdan gelecek hali yok. Haliyle buraya biz direkt isim kök deyip geçiyoruz. Yani bu kök durumunda bir kelimeymiş. Bunun kökü hız. Hız isim kök. Hızdan hızlı olmuş. Yani isimden isim yapan eki almış diyoruz. Devam ediyoruz. Büyümek arkadaşlar bunun kökü. Büyümekten büyür. Buradaki bizim geniş zaman kip ekimiz. Burası da bizim zaten büyümek fiil kökümüzdü. Haliyle bu bütün çekim yani şöyle söyleyeyim. Bütün kipekleri, bütün kişi ekleri fiil çekim ekidir. Haliyle burası bir yapım eki almamış, kök durumundaki bir kelime. En son cümlemizde analiz ediyoruz hemen. Arkadaşlar uzamaktan uzak uzamak bir fiil köktür. Aldığı k eki onu uzamaktan uzak yani fiilden isim yapan ek yapmış ve burayı bize gövdeye çevirtmiş arkadaşlar. Bakın doğmaktan doğu. Doğmak bir fiil kök. Doğmaktan doğu onu fiilden isim yapan ek alarak gövdeye çevirmiş. Sonra bölmek kök yani fiil kök bölmekten bölge olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapan ek yine. Devam ediyorum diğer şeylere. Yani burası artık bir gövde. Bölgesi şu kaynaştırma ve bu ne bölgesi doğu bölgesi derken burası bir belirtili isim tamlaması ya. O yüzden haliyle de şu i i bir yelik eki arkadaşlar. Tamlanan ilgi tamlanan yelik ekini alır Aha, biliyorsunuz. Son olarak da böyle arkadaşlarım böyle kelimesini açıyorum şimdi size. Bu öyle bu kelime birleşerek böyle olmuş ve burada bir ünlü düşmesi var. Haliyle bu bir birleşik kelime. Şuradaki dırdır de isim soylu sözcüğü yüklem yapan bir ek fiil. Yani ek fiil biliyorsunuz arkadaşlar yine isim ya da fiil çekim eki olarak kabul edilir. Kısacası onun bir yapım ekilik durumu yok ki olsa bile şayet zaten bu bir birleşik kelime olduğu için türemiş diye tekrar alamayacağız dedik. Kum gibi yaptık ama en azından bütün şeyi bitirdik burada. Şimdi bunu hallettik. Bunu bırakıyorum. Geldim diğer şeye, analize. Aynı şekilde devam edeceğiz. O yüzden diyorum arkadaşlar köklere ekler siz bir bakın diye. Deneyimli kelimesi. Şimdi bunun kökü bir kere denemek. Denemek fiil kök. Denemekten deney arkadaşlar. Yani fiilden isim yapan ek. Deneme deneyden deneyim. Yani isimden isim yapan ek. Deneyimden deneyimli isimden isim yapan ek. Yani bu 3 tane yapım eki almış. Haliyle şurası komple bir gövde bizim için arkadaşlar. Devam ediyorum. Eleman direk direkt kök durumunda isim kök. Burada bir sıkıntımız yok. Eleman alımı olacak. Almak arkadaşlar şöyle almak bizim kökümüz, isim, fiil kökümüz. Allah Allah. Almaktan alım. Şurası fiilden isim yapan ek alımı bak ne alımı şöyle şu şekilde belirtisi isim tamlaması ya eleman alımı o yüzden ben belirtisi isim tamlamasında bu tamlanan olduğu için şuradakine yine iyilik diyorum onlara dikkat edin bakın bunu mesela belirtme hareketi alacak çok fazla öğrenci tanıyorum dikkat edin arkadaşlar olacağı diyor bak yine aynı şekilde olmak bizim bir fiil kökümüz Ondan sonrasında gelen şu acak ecek. Bakın şurada yumuşama var tekrardan. Acak ecek sıfat fiil arkadaşlar. Kipeki değil bakın. Eleman ol olacağı şuradaki çünkü bizim bir belirtme halekimiz. Haliyle buradaki bir fiilimse ki yani doğal olarak da bir yapım eki olacağı şurada bu bir e, şey haleki. Devam ediyorum. Herkes kök durumundaki bir zamirdir. Belgis zamir değil mi? Burası bir kök. E de bizim halekimiz. Devam ediyorum. Söylendi. Bakın bunun kökü söylemek. Yani bu bir fiil kök. Söylemekten söylenmek oluyor. Fiilden fiil yapan eki alıyor. En sondaki dıdi de zaten bizim duyulan, görülen geçmiş zaman kipekimiz haliyle de fiil çekim yani. Devam ediyorum. Uzun. E, uzdan gelecek hali yok arkadaşlar. Bu direkt isim kök. Onu bir yazdık. Süreli ayırıyorum. Bakın şimdi bunu sürmek fiil kök sürmekten süre yani fiilden isim yapan ek süreden süreli isimden isim yapan ek haliyle şurası komple gövde yani bu sadece süre, sadece süreden süreli olmamış sürmekten süre süreden süreli olmuş arkadaşlar ona da dikkat ediyoruz fikir direkt kök kesim kök bitti ayrılıklar bakın şimdi buraya şöyle güzel güzel ayırıyorum ayırmaktan ayrı. ne oldu ayrı oldu burada bir ünlü düşmesi var bak birinci yapım eki şu devam ayrılık ikinci yapım eki larlar bizim ne ayrılıkları fikir ayrılıkları bu çoğul eki şöyle ama şu sondaki ne ayrılıkları fikir ayrılıkları dediğim için Yedik iki. Yani yine isim tamlamamız var burada. Bakın kelimeyi körü komple altında bir analiz etmiş oldum. Fikir aylıkları işleri aksattı diyor. Çözelim. Mavi devam edeyim. İş isim kök. İşler çoğul eki. sıkıntı yok. İşleri hal eki. Yani haliyle bu kök durumundaymış arkadaşlar. Almamış herhangi bir yapım eki. Aksatmak. Bakın hemen onu da ayırıyorum. Aksamak bu bir fiil kök, aksamaktan aksatmak yani fiilden fiil yapan ek. Bu dıdi de, de bizim biliyorsunuz ki görülen geçmiş zaman kipekimiz yani çekim ekimiz. Devam ediyoruz. Derken arkadaşlar bakın güzel güzel yine ayıralım. Demek şurası bir fiil kök. Der geniş zaman kipeki. Bu iken arkadaşlar hatırlayın. Derken yani bu bir e, kenyalı sayabilmem bilmem neden yani zarf bir ekimiz bizim. Kısacası yapım ekimiz. Bakın kipin üstüne gelmiş bir de. Bunlar istisnalardı biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da bir e, gövde durumundaki kelime. Çünkü buradaki filmse ve filmsler yapım ekidir. Ondan sonra devam ediyorum ayırmaya. Yaş, isim kök, yaştan, yaşta olmuş. Yani isimden, isim e, yapan bir yapım eki yani burası da bir gövde durumunda adam basit bir kelime arkadaşlar yani kök durumunda güvenlik hemen ayıralım güven isim ya da fiil güven ya da güvenmek bakın buna biz ne diyoruz ortak kök diyoruz ortak kökü hemen size bir kez daha hatırlatayım ortak kök hem isim hem fiil şekilde kullanılabilir ama anlamı değişmeyen kelimelerdir. Yani güven güven mesela arkadaşıma çok güven duyuyorum isim. Arkadaşıma çok güveniyorum bir fiil arkadaşlar. Eğer anlam değişseydi biz buna sesleş diyorduk. Dal dalmak gibi hatırlayın işte dal ağaç dalı dalmak suya dalmak gibi o fiil falan gibi. Neyse yine dağıttım konuyu ama böyle bilgiler veriyorum işte. Güvenden güvenlik yani... Ben isim ya da fiilden fiil yapan olarak bakamıyorum haliyle buna. Sadece yapım eki diyeceğim arkadaşlar. Ama bu normalde güvenden güvenlik yani isimden isim yapan ek olarak alırız. Şimdi bakın beni çok sinirlendiren bir kelimeydi bu zamanında. Görevli kelimesinin kökü hatta şu R'yi buraya almak istiyorum. Görmek. Görmek arkadaşlar. Bu bir fiil kök. Sonra görmekten görev olmuş durumda. Yani fiilden isim yapan ek almış burayı. Görev kök durumunda değil. Sonra görevden görevli isimden isim yapan ek almış. S bizim kaynaştırmamış. Kaynaştırmamış. Konuşamadım. Kaynaştırmamız. Ee, adam ne görevlisi güvenlik görevlisi derken şuradaki bizim gene iyilik ekimiz. Bakın görev görev kelimesinin kökü görmekten geliyormuş arkadaşlar. Dikkat edin ona da. Şimdi ile zaten bizim işte edat ya da bağlaç artık her neyse onu sallıyoruz. Toplantının kökü top. Arkadaşlar mesela toplumsal kelimesinin kökü de top. Bu topu böyle yuvarlak meşin yuvarlak olarak düşünmeyin. Bu top öbek öbek olmak. Mesela annen diyor ya işte eşyalarını top top yapmış atmışsın. Ya da işte kirpiklerin top top olmuş. Yani öbek öbek olmuş anlamında kullanılır. Yani haliyle bu bir isim köktür. Toptan şöyle devam edeyim toplamak. Yani bu bir isimden fiil yapan ek. Toplamaktan toplanmak fiilden fiil yapan ek. Toplanmaktan toplantı yani bu e, isim şeyde fiilden isim yapan ek tekrar arkadaşlar gördüğümüz gibi. Şunu ayırmaya devam edeyim. Sonra bu düz kök durumunda s bizim kaynaştırmamız e, ne sonrası toplantı sonrası buradaki iyilik yine. Bir zaten yine kök durumunda. Onda bir sıkıntımız yok. Görüşme yaşadı. Bakın görmek fiil kök. Görmekten görüşmek. Fiilden fiil yapan ek. Görüşmekten görüşme. Bu bir isim fiil ekidir. Yani fiilimsi. Yani fiilden isim yapan ek arkadaşlar. iki tane yapım eki almış sadece. Gövde durumundaki bir kelime. Yaşadı. Ayırıyorum gene. Yaştan yaşamak arkadaşlar. Yani bu bir isim kök. Bu da isimden fiil yapan ek. Yani yaşamak kök durumunda değildir. Dıdi de bizim kipekimiz dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kum gibi daha sayfayı buraya bırakmış oldum. Hemen son paragrafıma geçiyorum arkadaşlarım. Ee, hemen şöyle sakin sakin buna da devam edelim. Arkadaşlar bu hep kök sanılan bir kelime. Çok sinirim bozuluyor benim de. O bir işaret zamiridir şu buranın kökü tamam bu ne bizim kaynaştırmamız yani o bir burada kök durumundaki isim ne kaynaştırmamız buradaki de hal ekimiz arkadaşlar onu dediğinde tamam yani i'nin dönüşmesi yani mesela kapıyı dediğimizdeki i ile hiçbir farkı yok arasında görmek görmek kök fiil kök Dık dik gördüküm şeklinde biliyorsunuz. Şurada yumuşama var yani yine. Anas mezar dikecekmişti ki sıfat fiildeki haliyle yapım eki. Gördüğüm derken benim gördüğüm yani şuradaki bir iyilik eki. Biliyorsunuz fiilimsiler e, fiillik özelliklerini kaybettiği için bütün isim çekmeklerini alabilirler. Burada iyilik ekini alması çok normal. E, onu gördüğüm yaz. Yaz bildiğim mevsim yani isim kök isim fiil bak Allah'ım ya isim kök tamam yazdık sonra çökmüş bir insandım diyor bakın şimdi çökmek bu bir fiil kök çökmekten çökmüş buradaki ki peki değil buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar buradaki bir sıfat ki. peki ben bunu sıfat fiil olduğunu nasıl anladım Sıfat fiiller cümlede ya sıfat damlaması yapar ya adlaşmış sıfat yapar. Bak nasıl insan çökmüş bir insan. Gördük mü? O yüzden bu kelime eğer kipeki olsaydı buradaki o bir fiil kökümüke olduğu için basit kelime olacaktı. Ama sıfat fiil yani fiilimsi olduğu için ve fiilimsiler yapım eki olduğu için burası bir gövde oldu. Yani türemiş bir kelime oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Bu zaten isim kök geçtik. İnsan isim. Sıkıntı yok. Dıdi isimleri yüklem yapıyor. Yani ek fiil ben insandım. Bu da bir kişi eki. Haliyle bu da yine bir gövde arkadaş. Işte bir e kök. Çünkü yapım eki almamış. Fizik. Basit. Düz basit bir kelime. Geçtik. Almaktan. Almak fiil kök. Alan. Yani fiilden isim yapan ek. Ne alanı fizik alanı. Şuradaki ı, -ı iyilik gene. Ne gene kaynaştırma. D de bizim i e d'dendeki hal ekimiz. Şimdi arkadaşlar İkinci kelimesindeki iki zaten bir isim kök. Şu ıncı ince olayları yapım ekidir tamam mı? Haliyle o yine isimden isim yapan bir ek burayı gövdeye çevirdi. İkinci yılım diyor ayıralım yıl isim kök. Benim yılım burası iyilik eki. dedi ismi yüklem yaptığına göre ek fiildir. Yani ki peki değil ama fark etmez. Ek fiiller de çekmektedir arkadaşlar. Burası o zaman basit bir kelime oldu. Devam ediyorum. Meslektaşlarıma meslek isim ve isim kök kök. Daş deş bizim e, ekimiz hani meslektaş, yurttaş, vatandaş, arkadaş filan. Bunların hepsi köktü arkadaşlar. Şey e, yapım ekiydi biliyorsunuz. Yani isimden isim yapan ek. Meslektaşlar larlar çoğul ekim benim meslektaşlarım şuradaki iyilik eki. A'da İED'den halekim. Türkiye arkadaşlar ismim Türk'ten geçtik. Bakın burada şunu unutmayacaksınız. D'da benim halekim. Doğru. Ama şu birleşik yazılan ki'ler iki türlü de birleşik yazılan ki varsa yapım ekleri net. Imki diye yazılan ilgi zamiriydi. Geri kalan birleşik yazanların tamamı sıfat yapan kiydi arkadaşlar. Haliyle burada bunun sıfat olmasını sağladığı için bu yine türemiş bir kelime. Onu unutmuyorsunuz. Devam ediyorum. Dostlarıma diyor. Dost isim. isim kök. Larlar benim şey şuradaki çoğul eki. Benim dostlarım iyilik eki. E a yine hal eki. Arkadaşlar göre kök durumundaki bir edattır. İyi kök durumundaki bir e, sıfattır. Bakın nasıl konum iyi konum gibi. Arkadaşlar bunu da ayırıyorum. Konmak bir fiil kök. Konmaktan konum. Yani fiilden isim yapan ek. Buradaki de D da bizim konumda. Halekim. Y kaynaştırma. D değil. Kipekim. Şuradaki ben konumdayım. Ben iyi bir konumdayım derken de. Kişi ekim. Onu da sığdırdım. Devam ediyorum son olarak tez olanağı elde eden ilk kişiydim diyor. Tez kök. Olmak fiil kök. Olmaktan olanak gelmekten gelenek görenek anak enek ekimiz vardı bizim. Yani fiilden isim yapan ek. Yani buradaki yumuşama. Ne olanağı tez olanağı derken buradaki yine belirtisi isim tamlaması olduğu için iyilik ekim. El elde etmek arkadaşlar. El isim kök. Deda halekim. Bakın etmek de bunun kökü. Arkadaşlar etmek. Şurada ne var o zaman? Yumuşama var. Yani e, bu bir fiil kök. En an anası mezar dikecekmiş sıfat fiil eki. Haliyle şurası ne oldu o zaman? Gövdeye dönüştü. E, ilk zaten kök durumunda kişi isim kök Y kaynaştırmam dı di ek fiilim benim değil mi? İsmi yüklem yapmış. Bu da ben ilk kişiydim. Kişi eki arkadaşlar dedik ve sonunda videomuzun sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten 3 paragraf hazırlamıştım özellikle. Anca yetiştiririm demiştim ki hızlı olmaya çalıştım. Kelimelerin ekini kökünü analiz etmek, e, aşırı fazla bu e, konuya hakim olmak demek arkadaşlar. Dediğim gibi önce şu, lütfen şu üç tane şeyi indirin arkadaşlar. Onla ilk bir kendiniz kökün ne olduğuna kendiniz karar verin. Ondan sonra benimle birlikte takip ede de. Bakın bu bu şekilde çözülecek bir şey, bu şekilde halledebilirsiniz. E, mesela benim e, lisedeyken hocalarım ya da üniversite zaten ben <laughs> bunları çok yaptım da. Ama lisedeyken hocalarım bazen okuduğumuz bir kitabın ilk 10 sayfasındaki bütün kelimeleri analiz edin Gelin falan şeklinde böyle bize dönem ödevleri falan veriyorlardı. Ve çok işimize yarıyordu arkadaşlar. O yüzden ben de size böyle bir şey yapmak istedim. Yani birazcık bulmaca gibi o şekilde düşünün. Hani en azından genel kültür işte. Aa bak bu kelimenin kökü buradan geliyor. Yok şu ek böyleymiş falan. Bu şekilde kendinizi çok sağlam geliştirebilirsiniz arkadaşlar dedim. Ve görüşmek üzere diyorum. O zaman videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.